Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Windows 11'de sistem geri yükleme işlemi ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere Windows 11 işletim sistemi kurulumundan sonra belirli periyotlarla siz veya bilgisayarınız tarafından otomatik olarak sistem geri yükleme işlemi yapılır. Böylece bilgisayarınızda bir sorun meydana geldiğinde sistem geri yükleme işlemini başlatarak sorunsuz olan bir zamana bilgisayarınızı geri döndürmüş oluyorsunuz. Geri yükleme işlemi kişisel dosyalarınızı etkilemez, zarar vermez veya silmez. Ancak geri yükleme noktası oluşturulduktan sonra yükleme uygulamalar, sürücüler ve güncelleştirmeler kaldırılır. Şimdi hazırsanız bu işlemin nasıl yapıldığını kısaca anlatalım. Sistem geri yükleme için öncelikle hemen buradaki arama kısmına rstrui.exe şeklinde yazarak açılan uygulamayı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Karşımıza gelen pencerede sonraki dedikten sonra oluşturulmuş geri yükleme noktalarından birini seçiyoruz. Yalnız burada sorunu yaşadığınız zamandan önceki tarihlerden birini seçmemiz gerekiyor. Seçimimizi yaptıktan sonra sonraki ve son diyoruz. Böylece sistem geri yükleme işlemi başlatılmış oluyor. Bu işlem bilgisayarınızın performansına ve kullanım durumuna göre uzun sürebileceğini belirtelim. Ayrıca bilgisayarınız birkaç kez yeniden başlatılma işlemi gerçekleştirebilir. Bu durumda bilgisayarınızın fişini çekmeyin veya yeniden başlatmaya çalışmayın. Bilgisayarınız hazır hale geldiğinde ekranda bir uyarı göreceksiniz. Arkadaşlar ikinci bir konu olarak arama kısmına rstrui.exe şeklinde yazıp açılan uygulamayı yönetici olarak çalıştırdığınızda eğer karşınıza ekrandaki gibi sistem koruması kapalı bunu yeniden açıp sistem geri yüklemeyi kullanabilmek için sistem korumasını yapılandırın bilgisi çıktıysa bunun anlamı bilgisayarınız veya siz tarafından daha önce bir geri yükleme noktası oluşturulmamış demektir. Sistem korumasını açarak geri yükleme noktası oluşturmak için sistem koruması kısmını tıklayalım ve açılan pencereden yapılandır butonunu seçelim. Burada sistem korumasını açtıktan sonra uygula ve tamam diyelim. Şimdi oluştur butonuna tıkladıktan sonra hatırlayabileceğimiz rastgele bir isim verip oluştur diyoruz. Bu aşamada da kısa bir süre beklemeniz gerekebilir. Kısa bir süre beklemenin ardından ekranda geri yükleme noktası başarıyla oluşturuldu uyarısı gördüyseniz işleminiz tamamlanmış demektir. İlerleyen zamanlarda bilgisayarınızda bir sorun meydana geldiyse yukarıdaki adımları takip ederek oluşturduğunuz bu sistem geri yükleme noktasına dönebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.